Bugünkü video konumuz bu 2 haftalık süreci nasıl değerlendirmeniz lazım, planınız nasıl olması lazım onunla ilgili konuşacağız. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın ve o bildirimleri açın ki çünkü çok fazla bu şekilde videolar çekeceğiz. Çok fazla soru çözeceğiz bu sürede ve tabii ki de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hemen geçelim videoya. arkadaşlar hepinize merhaba biliyorsunuz ki tatil oldu okullarımız tatil edildi ve bu şekilde iki haftalık düşünülüyor ama birinci hafta tatil ikinci hafta ise uzaktan eğitim derseniz olacak. O uzaktan eğitim derslerinde şu kafanızda çok fazla soru var. Biliyorum onlar için de kesinlikle video hazırlıyorum. İşte uzaktan eğitim derslerine nasıl gireceksiniz? EBA'yı nasıl kullanacaksınız? Hangi televizyon kanallarında dersler oluşacak? Neye göre oluşacak? Hangi sınıfa göre oluşacak? Onlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Zaten ayrıntılı bir şekilde paylaşılınca ben sizlere onları ulaştıracağım arkadaşlar. Öncelikle şunu bilmeniz lazım. Bu hafta bizler için çok değerli ve yani her zaman söyleniyor ama ben de yine uyarmak istiyorum arkadaşlar. Yani dışarı yukarıya çıkın işte hava alın temiz hava alın kesinlikle çok önemli ama şunu yapmayın arkadaşlar AVM'lere yani toplu böyle çok kalabalık yerlere kesinlikle girmeyin çünkü yani uyarıyorlar uyardıklarına göre bir bildikleri var tabii ki ya yani biz de bunlara dikkat edelim ellerimizi çok fazla yıkayalım temizliğimize çok fazla dikkat edelim bu süreçte bu günleri de atlatacağız inşallah. Okullarınıza gideceksiniz. Okullarınızda eğitime devam edeceksiniz ama şu anlık 2 hafta deniliyor. Belki artabilir. 3 hafta olabilir, 4 hafta olabilir. Ve şunu da kesinlikle düşünmeyin yani LGS iptal olur mu? Kesinlikle şu anlık öyle bir imkan yok. Yani iptal olacak kısmında hiçbir şekilde yok. Ertelenir mi? O şekilde bir açıklama da yok. Eğer öyle bir şey olursa ben sizlere zaten hemen duyuruyorum arkadaşlar. İşte Instagram'dan duyuyorum, topluluk kısmından duyuruyorum. O yüzden hiç canınızı sıkmayın. Ve şunu arkadaşlar düşünün. Hiç iptal olmayacakmış gibi, hiç ertelenmeyecek gibi çalışmalara biz devam edeceğiz. Bu bizim için çok önemli. Bu haftalar çok önemli. Sizler için plan hazırladım ama bir haftalık plan hazırladım ve çok dedim yani arkadaşlar işte nasıl bir plan olsun soru ağırlıklı mı, konu ağırlıklı mı diye sizlerin geneli soru ağırlıklı dediniz ama ben ikisini de yaptım arkadaşlar. Hem konu ağırlıklı yaptım hem soru ağırlıklı yaptım. Neden? Çünkü konu ağırlıklı olanlar da faydalansın istiyorum. Şöyle biraz bahsedeyim plan içerisine. Planın içeriğinden biraz bahsedeyim. Öncelikle arkadaşlar planda ben sizlerden şunu istiyorum. Kesinlikle okula kalkar gibi kalkın. Yani sabah erken kalkın. Ondan sonra öğlen kısmında dinlenmek için bir saat falan uyuyun. Ondan sonra kalkın yenikten ders çalışın. Ama dediğim gibi okula kalkar gibi kalkmak zorundasın. Yoksa 10'da 11'de 12'de kalkarsan bütün günün bereketi kaçacaktır. Ve hiç verim alamayacaksındır o günden. Bu çok önemli arkadaşlar. Eğer sen bir şeyi hedefliyorsan, eğer bir hayalin varsa, o hayal doğrultusunda, hedeflediğin lise doğrultusunda bunları yapmalı mısın? Kesinlikle yapmalısın. Bu senin için çok değerli, çok önemli. Bu hafta eğer bak bu haftayı kaçırırsan, eğer tembellik edersen, çalışmazsan, toparlaman çok zor olacaktır. Çünkü zamanımız çok az kaldı. Bu haftayı çok iyi değerlendirin. Sizin için bence bir fırsat. E çünkü Okula gidiyorsunuz, e, okul ortamında biraz daha böyle verimsiz oluyor, çalışmalarınız daha verimsiz oluyor. Ama burada evdesiniz, bütün gün boş vaktiniz olacaktır. İyi bir planlamayla bence çok iyi yer, yani çok üst seviyeye çıkacaksınız diye düşünüyorum. Onun içinde ben sizler için her zaman yardım edeceğim sizlere, çünkü <laughs> ben de evdeyim zaten, buralardayım. Yani Instagramdan ulaşabilirsiniz. İşte topluluk kısmından şey yap, topluluk kısmında ben gönderiler oluşturuyorum. Onların altına yorum yazabilirsiniz. Bütün yorumları okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Mail adresim var. Mail adresimden ulaşabilirsiniz. Mail yazabilirsiniz. Yani bu şekilde sizler her zaman destek olacağım. Gerekirse konu anlatım videoları çekeceğiz. Gerekirse rehberlik çekeceğiz. İşte sizleri yönlendirmek amaçlı. Yani ne isterseniz onu biz burada yapacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok, hiç canınızı sıkmayın. Çok güzel olacak, çok güzel geçecek bu hafta, çok verimli geçecek bence. Bu haftayı çok iyi değerlendirenler bence büyük seviyeye çıkacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar bakın. Cumartesiden düşünün. Cumartesiden ta diğer cumartesiye süremiz gerçekten çok. Yani bu süreçte bazı şeyleri bitirebilir miyiz? Kesinlikle bitirebiliriz. Ben zaten konu anlatım kısmında yani konu ağırlıklı kısımda planda sizlerden şunu istiyorum arkadaşlar. Konu çalışırken yani konu tekrar yaparken bütün konuyu çalışmayın. Mesela matematik tekrar yapacaksın. Ta en baştan başlayıp çalışma. Seni zorlayanlar hangileri? İşte onunla ilgili tekrar yap bence. Çünkü ta en baştan yapıp bence zaman kaybı yaşama. Bunu bu şekilde yaparsan. Çünkü bazı şeyler artık biliyorsundur. Hangi konuda eksiğin vardır. Hangi konularda zorlanıyorsundur. Artık bunu biliyorsundur diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu şekilde yaparsan gerçekten hem zaman kaybet zaman kazanmış olacaksın. Hem soru çözmeye zaman kazanacaksın. Ve arkadaşlar soru yani Yeah. Konularda hiçbir eksiği olmayanlar soruları nasıl çözecekler? Bence şunu yapmanızı istiyorum. Yani ben zaten sizler için hazırlıyorum ama yetersiz olabilir. Sizler de bol bol deneme çözün arkadaşlar. O denemelerde kesinlikle ya genel denemelerde şöyle oluyor. Her konudan zaten sorular çıkıyordur. O şekilde sen kendini deneme şeklinde hazırlarsan ben zaten plana denemeleri yazdım. Deneme kısımları ne kadar deneme çözmen lazım? Haftada kaç deneme çöz? Onlarla ilgili planımızı yaptık. Ben bu şekilde sizlere destek olmaya devam edeceğim. Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim kesinlikle pes etmek yok. Yani virüs de olsa ne olursa olsun pes etmek yok. Bizim hayalimiz var, bizim bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda en iyi şekilde nasıl çalışırsak o şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Yani çünkü hayal ettiniz, hedeflediniz ve bu zamana kadar iyi bir şekilde çalışıp geldiniz. Eğer sen bu zamandan sonra bırakırsan, pes edersen bu iş olmayacaktır. Yani en sonuna kadar savaşanlar kesinlikle galip geliyordur. Eğer sen sonuna kadar yani ortasına kadar savaştın, savaştın, savaştın e sonuna doğru bırakırsan bu sefer ne olacaktır? Hem motivasyonun düşecektir, hem denemelerin düşecektir. Bu seni çok fazla etkileyip moralini bozacaktır ve bu da sınava yansıyacaktır. E öncelikle arkadaşlar bunu bu şekilde bir kafamıza yazalım. Tamam mı? Yani ne olursa olsun. Bizlerin bir hedefi var mı? Var. Tabii öncelik sizin sağlığınız. Sağlığınız her şeyden daha önemli. Ondan sonra sağlığımıza dikkat edeceğiz. Sağlığımıza dikkat edildikten sonra derslerimize çok iyi çalışacağız. Arkadaşlar uzaktan eğitim olayı da bence çok çok güzel bir düşünülmüş bir şey. Öncelikten önemli şey sağlığınız. Ondan sonra eğitim falan geliyor. Ee, sağlığımızı iyi bir şekilde halledeceğiz ve Milliyetin Bakanlığı dedi diyebilirdi. Arkadaşlar iki hafta tatil yapın diyebilirdi ama ikinci haftayı sizler yani verimsiz geçirmeyesiniz diye çok güzel işte videolar hazırlayacaklar. Çok güzel yani uzaktan eğitim olayını çok iyi ayarlayacaklarını düşünüyorum. Ben o şekilde inanıyorum. Yani bu şekilde de bence tebrik etmek lazım. Bu açıklamalarından dolayı Arkadaşlar her şey sizde bitiyor. Çünkü biz sizlere ya yani en fazla konuşabiliyoruz sizlerle. Yani bu şekilde iletebiliyoruz. Ama sen ben ne kadar anlatırsam anlatayım, ben ne kadar derdimi söylersem söyleyeyim, planımı hazırlayayım, sizler için bir şeyler yapayım, uğraşayım, sen eğer bunu devam ettirmezsen hiçbir verim alamazsındır. Zaten verim alamayanlar da var mı? Var. Yani 15. atel kısmında çok fazla hata yaptılar mı? Yaptılar. Niye? İşte bir iki gün işte tatil yapayım oyun oynayayım dediniz. Ondan sonra üç gün oldu, 4 gün oldu, beş gün oldu. Diğeri devamı geldi. Bütün 15 tatilini zehir oldu. Yani bütün 15 tatilini verimsiz geçti. Bunu bence bu şekilde yapmayalım arkadaşlar. Çünkü az bir süremiz kaldı. Sen bu süreyi çok iyi değerlendiremezsen bunun bir daha telafisi olmayacaktır. Bir daha gelmeyecektir bu zamanlar. O yüzden oturacağız. İnşallah çok iyi çalışacağız. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Zaten planımız 4'e 5'e kadar, akşam 5-6'ya e kadar bitecektir. Ondan sonra yapabilirsin. Oyun oynayabilirsin. Film izleyebilirsin. Kesinlikle kitap okumalısın. Milliyetin Bakanımız Ziya Selçuk da zaten her zaman söylüyor. Bakın geçen yani bugün de bir açıklama yaptı. Kitap okumanız o yeni nesil sorularda yorumlama gücünüzü arttıracaktır. O yorumlama gücünüzün arttırması da sizin sınavdaki o sürenizi daha da arttıracaktır. Süre kazanmış olacaksınızdır. Evet çünkü düşünsene yani okudun anlamadın bir daha okudun. Zaman kaybı. Gerçekten çok zaman kaybı. Bunu yaşayanlar mı var mı? Kesinlikle var. O yüzden arkadaşlar kitap okumanız çok değerli. Bence okuyun. Günde yine en azından bir saat. Yani paragraf sorusu çözümü olayı var ya. Bence evet paragraf da çözüp kitap da okuyabilir misiniz? Kesinlikle okursunuz. Çünkü bakın paragraf çözmek belki Türkçeyi halledecektir. Ama kitap okumak hem Türkçe'yi halledecektir, hem fen bilgisini halledecektir, hem matematiği halledecektir. Yani bütün dersleri halledecektir o kitap okumak. Çünkü sen o kitabı okurken yorum gücün artacaktır. E soruların birçoğu yorum gücüne dayalı olduğu için de sen o soruları halledeceksindir. Anlaştık mı? Evet, yani planlarımızı arkadaşlar PDF olarak ben attım. Planlarımızı PDF olarak oradan ulaşabilirsiniz. Ee, ya da videonun sonuna da koyabilirim bu şekilde bakabilirsiniz oradan. Not alabilirsiniz. PDF'den hocam indirip çıkarmak sıkıntı olur dersen bir kağıt aladır kağıdına. Benim o videonun en sonuna koyacağım kısmı hemen böyle tak 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 not alabilirsin kendine. Yani ben sizler için gerçekten çok uğraşıyorum. Çünkü ben sizleri çok seviyorum. Benim için çok değerlisiniz, çok önemlisiniz. Bizim çünkü geleceğimizsiniz. Sizler ne kadar iyi yetişirseniz, sizler ne kadar daha bilgili yetişirseniz, kendinizi ne kadar daha çok geliştirirseniz bizler için çok çok değerli, çok çok önemlidir. E çünkü yani bizlerin niyeti ülkemizi çok iyi yerlere getirmektir. Yani gidip Orada yani bizi gidip biz dersimizi anlatıp geçebiliriz ama önemli olan ders değil önemli olan o dersi nasıl çalışmanız o derste ne, nasıl öğrenmeniz lazım bunun geleceği yani sen o yapı taşlarına nasıl yani sen nasıl daha güzel şeyler başarısın onları düşünmeni istiyoruz çünkü yani herkes de gelip konuyu anlatıp geçebilir bu önemli değil arkadaşlar konuyu anlatmak falan yani önemli olan sizlerin şu düşünceniz ben daha iyi nasıl olabilirim veya Memleketime ülkeme daha iyi nasıl hizmet edebilirim nasıl işte farklı şeyler geliştirip nasıl bir şeyler değiştirebilirim yani bu şekilde düşünmeniz lazım yani geleceği düşünmeniz lazım arkadaşlar kesinlikle o yüzden de o liseler arkadaşlar kazanılacak inşallah sınavın sonuna kadar ben sizlerin yanınızda olacağım. İşte soru çözüm videolarımıza devam edeceğiz. Çünkü soru çözüm videoları çok değerli, çok önemli. Soru kalıpları görüyorsunuz, soru çözüm taktiklerini görüyorsunuz. O soruları bir daha kendiniz çözüyorsunuz, bir daha bir daha çözüyorsunuz. Bu size çok faydası var. Kesinlikle bakın sınavda göreceksinizdir faydasını. Yani faydası olmasa zaten bizler uğraşmayız. Oturup da işte saatlerce soruları hazırlayıp pdf'ini ayarlayıp sizlere sunmayız. Faydası olduğu için yapıyoruz ama faydalanabilene tabii ki bazıları faydalanmıyor, bazıları işte ah sorular da ne ya ben bunları bir kere çözmüştüm diyorsunuz. Ama arkadaşlar unutuyorsunuz, çözüm mantığını unutuyorsunuz. O yüzden bir kere, iki kere, üç kere çözmenizi istiyorum o örnek soruları. O yüzden sizler için bu şekilde çalışmalar yapıyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi ben buralardayım. Desteğe ihtiyacı olanlar bana başvurabilir, yazabilir. Yani çok fazla yorum yazıyorsunuz. Çok fazla mesaj atıyorsunuz. Onun için de teşekkür ediyorum. Yani bu demek oluyor ki güzel işler başarıyoruz. Güzel işler. Yani sizlere faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Sizlerin gönlüne, kalbine dokunduğumuzu hissediyoruz. Ve şunu da kesinlikle hissediyorum. Yani gerçekten de yani bizleri böyle koşulsuz, şartsız sevenler olduğunu biliyorum. Ya yani çünkü bazıları ya yani 9. sınıf öğrencilerimizden biliyoruz. Bazıları mesela LGS bitti hemen kaçanlar oldu Onlar biraz daha menfaatçi olarak düşünüyorum ben onları İşte menfaati bittiğinde kaçanlar Ama bazıları var ki gerçekten hala takip ediyorlar Onlar için bakın video çekmediğimiz halde gelip takip ediyorlar yazıyorlar destek oluyorlar İşte onlar gerçekten sevenler onlar gerçekten bizlere değer verenler diye düşünüyoruz ee, Olsun bizler her zaman daha yine emek edeceğiz bizler her zaman çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar sizler için sizlerin geleceği için dediğimiz gibi dediğim gibi bu haftaları çok iyi değerlendir ve bu işi bitirip o liseleri kazanıyoruz inşallah. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize. Başınızı şişirdim. Hakkınızı da helal edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.